Şimdi 153 yaşındayız. Milletimizin iyilik eli olarak kadimden aldığımız, medeniyet kodlarımızdan aldığımız güçle bir ayağımız yerel, bir ayağımız ulusal, diğer ayağımız ise dünyanın mazlum coğrafyalarında olan bir iyilik hareketi olarak 29 Ekim 4 Kasım arasında Kızılay Haftası'nı her yıl kutluyor oluyoruz. Burada bir taraftan okullarımızda iyiliği öğretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan kamu kurum ve özel sektörle yaptığımız toplantılarla Kızılay'ı anlatmaya çalışıyoruz. 83 milyon milletimiz de bir bayram sevinci ama aynı zamanda da düşündüren, aynı zamanda da iyiliği fark edilen bir farkındalık oluşturma konusunda yapa geldiğimiz bir haftayı bütün milletimizle birlikte derut ediyoruz, kutluyoruz. Efendim öncelikle nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağduriyet var ise milletimizin iyilik yeri olarak Kızılay orada. Bir coğrafyada sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Bir başka coğrafyada öğle yemeği hazırlıyoruz. Bir başka coğrafyada kış geliyor, üşümesin diye çadır oluyoruz, hırka oluyoruz, çorap oluyoruz yetimlere, mazlumlara ve mağdurlara. Dünyanın 50 küsur ülkesinde, kriz bölgelerinin her birinde 20 delegasyonumuzla ama 50 küsur ülkede de yaptığımız operasyonla bu anlamda dünyada Kızılay deyince umut demek, merhamet demek, muhabbet demek ve dolayısıyla biz de bu iyilik elini bütün yüreklere kandiller yakma adına dokunmaya devam ediyoruz. Öncelikle Adana kendine yeter kan bağıştan alıyor ve çevre vilayete destek olan bir konumda ama sürekli bir ihtiyacı olduğu için de behamhal her gün her düzenli şekilde 18 yaş, 65 yaş arasındaki kıymetli bağışçılarımız, bayanlarımız 4 ayda bir, ekiplerimiz 3 ayda bir Kızılay noktalarına kan bağışı yaparak hem kendilerine iyilik oluşturmalılar hem de bilmediği ve tanımadıkları birine kanı göndererek iyiliği bulaştırmalılar. Çünkü kan sürekli bir ihtiyacı olarak doğum yaparken, kalp krizi geçirirken, kaza olurken vesaire anlamında. Bu önemli bir yapayda olmayan, Allah'ın bize birbirimize muhtaç kıldığı, birbirimize mecbur olduğumuz bir iyilik anlamında. Aynı zamanda da her kan bağışını yangınlardan önce bir ağaç dikiyorduk her kan bağışı yap adına. Bu son bildiğimiz büyük yangınlardan sonra da her kan bağışına 3 fidan dikiyoruz. Dolayısıyla bugün Kızılay'a kan bağışı yapan kıymetli bağışçılarımız bir kan bağışı yapınca aynı zamanda da doğaya 3 fidan dikilmeye vesile olacaklar ki bir taraftan insanların hayata dönmesine, bir taraftan da Allah'ın bize emanet ettiği coğrafyanın hayat bulmasına vesile olacaklar. Öncelikle her bir iyiliksever kardeşimiz ajandalarını ona göre ayarlamalılar. Kızılay geçerken Kızılay noktasına uğramalı, kan bağışını yapmalı ve akşam eve gittiği zaman anne, baba ne iş yaptın, günün nasıl geçti dediğinde yavruları, okuldan gelen yavruları, yavrum bugün Kızılay'a uğradım, tanımadığım ve bilmediğim birine kan bağışına bulundum demeli. Bir başka şekilde bizim kadim kodlarımızda, kadim medeniyet kodlarımızda iyilik önemli. Komşuculuk önemli, paylaşmak önemli. Akşam evde pişirmiş olduğumuz mercimek çorbasını kızına, oğluna vermeli, komşu teyzeye göndermeli, komşuya göndermeli ki paylaşmayı bilelim. Çünkü biz böyle bir coğrafyanın insanlarıyız. Paylaştıkça büyüdüğünü, paylaştıkça iyiliğin bulaştığını ve çoğaldığını bilen bir kadimden geliyoruz. Biz bu anlamda her bir yaptığımız eylemle kimisinin ayağına çorap olmalıyız, kimisinin ayağına hırka olmalıyız, kimisinin üzerine battaniye olmalıyız ama aynı zamanda da kaşığına lokma almalı, sofrasına katık olmalıyız. Hem aynı yardımları, hem de kan bağışını, hem de kök hücreyi ihmal etmeden behamehal yapıyor olmalı. Görecekler ki insanlar kendiler bağış yaptıkça da hem kendi mutlu olacak hem de bilmediği ve tanımadığı birileri mutlu olmuş olacak. Efendim öncelikle biz 2030'a doğru giderken insanların balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Şu an biz bir gıda kolisiyle, iki tas çorbayla, üç kavurmayla bir süreç yönetiyoruz. Ama aynı zamanda da insanlarımıza biz meslek öğretirsek, meslek öğretirken hangi mesleği istiyorsa, tarımdı, hayvancılıktı, arıcılıktı gibi bunlar denediğimiz şeyler olduğu için ve süren eğitimlerimiz olduğu için o anlamda o insanlarımıza destekler olarak onların evini ekmek götürecek hale getirmek, evine ekmek götürmesi için de bir omuz vermek konusunda buna özen gösteriyoruz. 2030'a giderken bir taraftan işsizlerimizin iş konusunda becerikli bir hale gelmesini murad ediyoruz. Bir taraftan yaş alan kıymetli büyüklerimizin ve tecrübelerimizin ahir ömürlerinde sağlıklı yaşamaları için ortamlar oluşturmak istiyoruz. Bir taraftan
sağlıkta devletimizin yaptığı güzel estantelere ve olumlu çalışmalara yapabileceğimiz kızlar olarak başka atlıklar varsa onlara destek olmak istiyoruz. Ama hülasa her bir ilçemizde, her bir mahallemizde kızlar gönülleri marifetiyle, ki bu yıl 2021'i gönüllülük yılı ilan ettik. Kızılay gönüllüleri marifetiyle her uç noktadaki sıkıntıları ve mağduriyetleri bulma konusunda mahalle temsilcilerimizi oluşturmak istiyoruz. Çünkü niye? Orada bir sıkıntı olduğu zaman anında bizim haberimiz oluyor ve müdahale de olalım. Bir başka şekilde de 2030'a giderken her ailede bir kişinin afet bilincini geliştirmiş ve ilk yardım eğitimi almış olmasını mesela murad ediyoruz. Niye? Yarın hepimize lazım olacak. Onun için deprem gelmezden önce, afet gelmezden önce, problem gelmezden önce bizim bir şekilde 2030'a giderken her bir birimizin biliyor olması ve o toplumda birlikte afeti yönetebilir, birlikte işleri yönetişir hale getiriyor olmak lazım. Teşekkür ederim. Bu vesileyle birkaç madde söylemek gerekirse, yarın gelmezden önce bugün her bir kıymetli hemşerimizi kan bağışına davet ediyorum. Kök hücre bağışına davet ediyorum. Aynı zamanda da bir lokma olma konusunda yetimin sofrasına katık, sofrasına, kaşığına lokma olmak isteniyorsa da Kızılay'a bağışlarını yaparak onlara birlikte, onları götürüyor olmak, onlarla birlikte paylaşıyor olmak. Çünkü paylaştıkça çoğalır ve zenginleşir olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Kızılay haftamızı kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız ve afetsiz bir dönem dileğiyle dua ediyorum.